hem de tüm sınıfım adına teşekkür etmek istiyorum. Okuldan mezun olurken böyle bir akşamı yapmak hepimizin, tüm sınıf arkadaşlarımın bir hayaliydi aslında. İlki hocamızın şan adına bestelediği birçok eserin burada öğrencileri olarak, yani okula ilk girdiğimizdeki öğrencileri olarak hep birlikte seslendirmek istedik. Hayalini kurduğumuz bu akşamda bizleri burada yalnız bırakmadığınız için de hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi söyleyeceğimiz şarkılar aslında hakkında hocamızı sahneye davet etmek istiyorum. Biraz onlardan sizlere bahsedecek. İlki hocam, sizleri sahneye alabilirsem çok mutlu olurum. Ya biz bu konuşmaları uzatıyoruz ki geç gelenler rahat girebilsin diye aslında. Gerçekten yani ondan sonra sıkıntı oluyor çünkü bakın kayıt yapacağız bugün, güzel bir kayıt yapacağız. Şimdiden cep telefonlarınızı da kapatmışsınızdır muhtemelen. Biraz konuşmak istiyorum. Daha doğrusu bu eserler hakkında küçük bilgiler vermek istiyorum size bugün. İlk Üstüne ile başlayacağız. Orhan Veli Kanık, bu ilk yaptığım eserdi. Üniversitenin ilk senesi, işte kompozisyon hocam dedi ki bir şiir seç ve başlayalım. Bu dönemin konusu şarkılar dedi. Tamam dedim, peki. Hemen kütüphaneye koştum, baktım Orhan Veli Kanık geldi elime ilk. Karıştırdım. Bilinmeyen bir şeyini arıyordum ki. Üstüne karşıma çıktı. Ondan sonra bir 12 sene vokal müziğinden uzak durdum. 2011'de Ankara Çocuk Olimpiyatları'nda Angel Slamet için bir siparişti bu Angel Slamet. Ankara Çocuk Olimpiyatları için yazıldı. İşte 250 dansçı ve Hacettepe Senfoni Orkestrası ile icra edilmişti. Sonra yine karşıma Murathan Mungan çıktı, Kırılgan. Yani o da okulda en böyle bölümle kavga ettiğim zamanlardı, Kırılgan'ı bestelediğim zaman. Nihan diye bir şan öğrencim vardı. Hocam bana beste yapın, hocam bana beste yapın. Nihan'ın sesi de çok güzel bir ses. Şebnem Hoca'nın öğrencisidir. Kendisi şimdi operada, Ankara Operası'nda. Nihan için Kırılgan'ı besteledim. 2011 gibiydi. Sonra Kum ve Çocuksun Sen. Yani bu iki parça benim için çok özel bir iki parça. Yarışma için, İKSV Beste Yarışması için yazılmıştı bunlar. Ama partitürlerim kaybedildiği için yarışmaya katılamadım bu şeyde. İKSV'de partitürler kaybedildiği için. Kum'u Müjde Danyas'a yazdım, sevgili dostum, arkadaşım, koruyucum. Ondan sonra kim ne geliyor programda? Türküler bölümü geliyor. Şimdi türkülerde de şöyle bir şey yapmak zorundaydım. Türk beşlerinin yaptığı yoldan mı gidecektim? Yoksa halkın anladığı tarzda bir eşlik mi yazacaktım? Ben ikinciyi seçtim. Çünkü işte hep bunlar rektörlük açılışlarında çalındı. Türküler bölümümüz. Sonra işte Şebnem Hoca'nın siparişleri geldi. Dandini, Dastana, Semeni gibi. Onları hallettik yine türküler bölümünde. 2016 senesinde babamı kaybettik. Herkes ağladı. Ben eve gittim, müzik yazdım İstanbul'da. Cemal Süreyya karşıma çıktı. 2018 gibi de Karavası yine beste yarışmasında ikincilik ödülü aldığım eserdi. Ceyhun Atıf Kansu beste yarışmasında. Teşekkür ederim. 2019-20 yılı gibi işte bu pandemi döneminde de can sıkıntısından böyle tavanı izlediğim zamanlar Bekleyiş adlı yine Ahmet Telli'nin Bekleyiş'i Sayın Caner Dikici'ye ithafendi bu parçamda. Ve en son daha yeni fırından taze çıkan Nazım Hikmet Ran geliyor. Bence şimdi sen de herkes gibisin. En son bu geçtiğimiz yazda bunu besledim. Vokal müzik tarihim, kişisel müzik, vokal müzik tarihim bu kadar diyebiliriz. Şimdi genel şeyi biraz değinmek istiyorum. Hemen müziğe bırakacağım sonra sözü. O da şu, bugün sadece müzik dinlemeyeceksiniz. Yani benim müziğimi dinlemeyeceksiniz burada. Çünkü benim için önemli olan şey şu gerçekten. Önemli olan şairin şiiri.
Gerçek olan şey o benim için sanatta. O yüzden yani Ahmet Telli'nin şiiri üzerine İlke Karcıoğlu müziği var. İlke Karcıoğlu müziği yok. Ahmet Telli'nin şiiri üzerine, işte Murat Anmurgan'ın, Cemal Süreyya'nın şiiri üzerine. Ve şiirleri sadece Beethoven'ın yaptığı gibi 1,5 kıtayı almıyorum. Şefkatli Aşk eserinde Beethoven 5 kıtalık şiir yerine 1,5 kıtayı aldı, besledi. Ama o Beethoven'dı. Ben ise Hugo Wolf'un yaklaşımını doğru buldum. Bir şiiri bir bütün olarak ele alıp baştan sona hiçbir dizeyi, hiçbir bölümünü çıkartmadan besteledim. O yüzden bazı eserler biraz uzunca oldu. Mesela Çocuksun Sen gibi. Benden bu kadar. İyi seyirler. Şimdi Batuhan'ı. Tabii. Sevgili piyanistimiz Batuhan Üzgören. Kendisi aynı zamanda orkestra şefimizdir. Lütfen Batuhan. Thank you.
Sen kum nedir bilmezsin, deniz görmedin ki. Yum gözlerini, zamanı düşün, deniz bir gözünde, kum bir gözündedir. Sen taş nedir bilmezsin, dağa çıkmadın ki. Yürü ufuklara doğru, dağ bir ayağında, taş bir ayağındadır. Sen kül nedir bilmezsin, ateş yakmadın ki. Uzat ellerini gökyüzüne, ateş bir elinde, kül bir elindedir. Sen kan nedir bilmezsin, ölmedin, öldürmedin ki. Yat toprağa boylu boyunca, ölüm bir yanında, kan bir yanındadır. Sen aşk nedir bilmezsin, beni sevmedin ki. Ağla ağlayabildiğin kadar, bütün güzellikler sende, aşk bendedir. Kan bir yanındadır. Sen
sevdikler sende, aşk bendedir. Bu arada bugün Müjde Hanım'ın doğum günüymüş. Ona da ithafen bu şarkıyı söylemek istedim. Onun da doğum günü kutluyorum. Doğum günü kutlu olsun. Çocuksun sen, sesinin çalınına düştüm. Çocuksun sen, sesinin çalınına düştüm. Bir çiçeğe tutundun düşerken oradayım hala. Sallanıp durmaktayım bir saatin sarkacı. Nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Zaman benim işte, nesneleşiyor tüm anlar. Dursam ölürüm, paramparça olur dünya. Çocuksun sen, sesinin çalınına düştüm. Çocuksun sen, sesinin çalınına düştüm. Uçurum diyordun bir aşk, uçurum özlemidir. Kendimi sesinin boşluğuna, tutunabileceğim tüm umutları görmeyeyim için. Gözlerimi bağlıyorum keçi mendil yaparak. Gözlerim bir yerlerde daha bağlanmıştı, bunu unutmuyorum, unutmuyorum, unutmuyorum hiç. Bir rüzgar ese ellerini fesleğen kokuyor. Kırlangıçlar konuyor alnına akşam üstleri. Bu yüzden bir kanat sisiyim yamaçlarda. Üzgün bir erkuan ağacıyla konuşuyorum. Ayrılığın zorlaştığı yerdeyim ve dalgınlığım bir mülteci hüznüne dönüyor artık bu kente. Çocuksun sen, alnına kırlangıçlar konan. Çocuksun sen, alnına kırlangıçlar konan. Okyanus diyelim istersen ya da sen söyle. Batık bir gemim orada seni bekliyorum. Upuzun bir sessizliğim fırtınalar patlarken. Gövdem köle tacirlerinin moru tınıkları içinde. Ve gittikçe acıtıyor yaralarımı tuzlu su. Ayrılığın zorlaştığı yerdeyim. Çocuksun sen, büyümek yakışmazdı hiç. Gülüşünün kokusuyla yeşerdi bir elma ağacı. Soluğunun elma kokması bundandı belki. Bir elma
elma kokusuna tutundum düşerken. Sallanıp durmaktayım bir saatin sarkıcı nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Çocuksun sen, çocuksun sen, Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Kahkülü boynuna dökülür gelir, dökülür gelir. Kahkülü boynuna dökülür gelir, dökülür gelir. Yayladan gel alı gelin, yayladan kesme ümidimi Kadir Mevla'dan, Kadir Mevla'dan. Perdini karı dağlar aşalım, bayramlaşalım. Ben bir koyun odayım, sen de bir kuzu. Ben bir koyun odayım, sen de bir kuzu. Meleğe meleğe getirem yazı, getirem yazı. Meleğe meleğe getirem yazı, getirem yazı. Yayladan gel al gelin, yayladan kesme ümidimi Kadir Mevla'dan, Kadir Mevla'dan. Verdiğini karı dağlar aşalım, bayram aşalım.
Teşekkürler. İyi akşamlar tekrar. Bu güzel sahnede gençlerle, öğrencilerimle olmak çok güzel bir şey. Bizler bağımlıyız herhalde, sahnelerden kopamıyoruz. Her sahneye çıkışta yeniden o heyecanı duymak çok güzel bir şey. Ona bağımlıyız herhalde. Sevgili İlke'nin eserleri kendisinin de tarihçesinde anlattığı gibi gerçekten benim öğrencilerimle başladı herhalde. Nihan da benim öğrencimdi. Şiirler seçildi, eserler ortaya çıktı. Kum adlı eserini ben de hem yurt içinde hem de yurt dışında İtalya'da seslendirdim. Çok beğenildi. Derken ben 2019'da tam pandemi öncesinde çocuk şarkıları ve ninniler konseptli bir konser hazırladım. Çeşitli ülkelerden tabii çocuk şarkıları, çeşitli dillerden ninniler. Annemin bana söylediği, bu hepimizin bildiği aslında, bizde çok yaygın, Anadolu'da çok yaygın bir ninni olan, biraz önce Alara'nın seslendirdiği ninniyi. Sanırım bir kayıt yapıp İlke'ye yolladım. Bunu rica ettim kendisinden. Onu söylemek istedim. Beni kırmadı. Bu kadar güzel bir eser çıktı ortaya. Onu seslendirdim. Sonra pandemiden sonra 2021'de bu defa halk şarkıları konseptli bir temalı bir konser hazırladım. Ve burada da son olarak bitiriş parçası olarak, eseri olarak Semen'i söylemek istedim. Burada hem geçmişe hem kendi geçmişime bir gönderme yapmak istedim. Biz Ezgi'nin Günlüğü grubunu 1981'de kurduk. Belki bazılarınız biliyorsunuz. ...1987'de çıkan Alagözlü Yar albümünde ben o zaman yine bu türküyü seslendirmiştim. 20'li yaşlardaydım, aynen bu çocuklar kadardım. Konservatuvarda lisans öğrencisiydim. Ve işte geçen sene 2021'de tekrar seslendirmek istedim. Ve İlke'den bir eşlik uyarlama, düzenleme yapmasını rica ettim. Yine bu çok güzel düzenleme çıktı ortaya. Ve çocuklar da yine benim de konserde yer alıp onlarla söylememi istediğinde hiç onları kırmadım. Ve inşallah seslendireceğim. Çok teşekkür ederim. Yasemin'i
da her il mecliste özelden. Menerçekem senin kimi gözelden. Bu bayramda her il mecliste özelden. Menerçekem senin kimi gözelden. Süflelerin bezeysen ezelden. Yaraşırsa notalara senini. Süflelerin bezeysen ezelden. Yaraşırsa notalara senini. Bizim eller okuyor bu nameni. Sevmeni ay sevmeni sakla beni. Dizerem dört yanına nergisi yasemeni. Semeni ay semeni sakla beni. Öncelikle bu şarkı sevgili değerli hocam, İlki hocamın babası Ahmet Kural Karcılıoğlu için bestelediği bir şarkıydı. Ben bu şarkıyı, benim babam şu an sağ, ben bu şarkıyı İlki hocamın babasının ruhuna, aynı zamanda iki değerli dostum Ruşen Can ve Mete, onların babaları da vefat etmişti. Fuat Yılmaz ve Hasan İsa Gilleri için söylemek istedim. Bravo. Onların ruhlarına. Gözümün biri söndü, kör oldu. Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak. Söylemesine maviydi, kör oldu. Taşlara gelince hamam taşlarına. Taşlar pırıl pırıldı, ayna gibiydi. Taşlarda yüzümün yarısını gördüm. Bir şey gibiydi, bir
şey gibi kötü. Yüzümden ummazdım bunu. Kör oldum. Siz hiç sabunluyken ağladınız mı? Siz hiç sabunluyken ağladınız mı? Bu hava bekliyorum, kar yağacak, bulutlar indi inecek, bekliyorum, yollar kapanacak, kurt sürüleri derin ormanlarda. Peşime düşecek bir ışık görüyorum ileride, oraya doğru yürüyorum. Bir ışık, aşk ışığı, dost ışığı benim için yakıp bırakmışlar ikinci usulden kapıyı. Isınacağım ocak orada, kar bulutlarında bir düş. Bölüyorum bu düşün yüreğini, sıcak bir kan akıyor, yaşıyor diyorum. Yaşıyor hala, söndürmeyi unutmuşlar. Kurt seslerini duyuyorum, ormanı yalnız geçeceğim. Çakavaklara kar düşüyor, duruyor. Yeniden bakıyorum, yanılmıyorum. Işık orada. Olabilir bu yabancı anlardan.
bitik heves unutmuş bir arzu. Daha bunlarcasını anımsayıp üzgünlüğe bir dipnot. Daha bunlarcasını anımsayıp üzgünlüğe bir dipnot gibi olmuş sesindeki derin boşluk. Bekleyişte duran adam çağrışımı sadece bir ihtimal bile sayılmaz sıkıntının boyutsuz soluğunda. Bozgun orada başlıyor en dipte. Muhtemel olanın hep öyle kalmasında. Bitik heves unutulmuş bir arzu, hayvansız soluğunda bekleyişin. Bitik heves unutulmuş bir arzu, hayvansız soluğunda bekleyişin. Yahut hiç kimse olmanın tam ortasına düştüm. Zannımca böyleydi. Olmuş olan. Aşkı seçmiyor, onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu biraz da sen yor. Ben yordum ruhumu biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Yolunu beklerken daha dün gece. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Kaçıyorum bugün senden gizlice. Thank you.
kalbimde senin için yok bile kinim. Kalbimde senin için yok bile kinim. Bence sende şimdi herkes gibisin. 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 Şimdi bayağı uzun bir eser. Ahmet Telli'nin şiirleri genelde uzun oluyor. 5,5-6 dakika daha bize. Gidersen kuşlar nereye sığınır?
Genelde açtın tamam. Genelde besteciler öldükten sonra yapılıyor bu tip konserler. Ama benim sevgili öğrencilerim böyle uygun gördüler. Yaşarken bu mutluluğu tattırdılar bana. Teşekkür ediyorum her birinize. Türkan Saylan emekçilerine teşekkür ediyorum. Bize çok yardımcı oldular. Şebnem hocam, ona çok teşekkür ediyorum. Yani iyi ki burada. Batuhan ve Aral, iyi ki varsınız sevgili Batuhan, Aral. Destekçimiz Sayın Caner Dikici ve Sayın Müjde Doyanlıs'a çok teşekkür ediyorum. Onları da sahneye davet ediyorum. Bir fotoğrafta olmalarını istiyorum çünkü bu benim için güzel bir anı olacak. Katılımınız için, geldiğiniz için teşekkür ederiz. Onur duyduk. Çeksin ki atsın sonra bize. Bu çok önemli bir anı. Herkes sıkıyor değil mi? Çekin. Hadi gelin bakalım buraya. Tamam, şunları bir alalım. Aynen, siz gelin. Ben bunu alamam. Arkaya gidin. Arkaya. Bağlamaz. Arkaya. Şöyle.